niye atmadınız bunu? Neden sakladınız? Ne duymayı bekliyorsun? Hiç, hiçbir şey. Yani sadece merak ettim. Merak ediyorsun. Merak. Ben senin merakını gidereyim o zaman. Bu fotoğrafı işte bunu yapabilmek için sakladım. Sen ne sandın? Ne duymayı bekliyordun? Ben... Sen ne? Yine ne geçti o küçük aklımdan? Levent bu fotoğrafı saklar. Onun hayatından bir gedik bulurum. Yine hayatına girerim mi sandın? Hayır. Böyle bir şeyin mümkün olmadığının farkındayım ben. Sadece merak etmiştim. Seni artık etrafımda görmeyi hazmedemiyorum. Şimdi çık git odamdan. Ne? Çık dedim! Ne yapacağız biz seninle? Nasıl bir yol bulup kurtulacağız bu çıkmazdan? Hülya Hanım? Mideme bir ağrı girdi de onun için ama geçti şimdi. İyi. Siz bir şey mi istemiştiniz? Sen ortalığı toplamayınca borçları ben getireyim dedim hastacığım. Ben gelecektim. Birkaç işim vardı da o yüzden. Geçen gün seni Bahadır'a karşı korudum. Ben olmasaydım kovulmuştu. Biraz bunun kıymetini bil olur mu? İşini doğru dürüst yap. Olur. Kusura bakma. Neredeyse duyacaktı yine. İyi atlattım valla. Hala inanamıyorum. Karnımda Bahadır'ın bebeğini taşıyorum. Hülya cadısı gelmeseydi belki de şimdi Bahadır'a nikah tarlayabilirim. Şimdi onun yüzünden Bahadır benden nefret ediyor. Aslı, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen ver onları bana. Tamam bırak, ben hallederim. Daha doğrusu toparlanmadım bile. Dinlen sen. Hala ne bekliyorsun? Gitsene! Gitmen için daha ne söylemem gerekiyor? Tamam. Tamam, sakin olun. Çıkıyorum. Levent, ne oluyor? Neden bağırıyorsun bu kadar? Bir gün buradan da hayatımdan da defolup gideceksin. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bir daha seni sonsuza kadar görmeyeceğim.
Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne? Duymadın mı kızım? Sana ne yaptığını sordum. Tespihini topladım sadece Doğan. Bu ne iddet? Ya sanki kötü bir şey yapmışım gibi konuşuyorsun. Tespihi topladın. Yani şu tespihin tanelerini, ipe dizmekle her şey düzeldi öyle mi? Bütün sıkıntılar, sorunlar bitti öyle mi? Her şey bir anda süt liman oldu değil mi Mine? Ne ya? Bir de saçma sapan boncuklar falan eklemiş. Neroz. Ha. Mine'yi gördün mü? Yukarıdaydı az önce. Sana ne yapmışım böyle? Seni korumaya çalışırken ne kadar acı çektirmişim. Dediğin gibi hayatından çıkıp gitmem mi gerekiyor Levent? Affet beni. Ne olursun affet. Kendine böyle ne yapıyorsun Levent? Daha geçen gün öfkem yüzünden önünden döndük demedin mi? Ya biraz sakinleş artık lütfen. Elimde değil Cemil. Kendime engel olamıyorum. Meryem'i her gördüğümde bana, bize yaptıkları aklıma geliyor. Onu görmeye katlanamıyorum, anlamıyor musun? Tamam, haklısın. Anlıyorum seni, hak da veriyorum sana. Ama kendine bunu yapmaya hakkın yok kardeşim. Ya sürekli öfke nöbeti geçiriyorsun. Hem üzüleceğim şey yok ki artık. Tekin de Meryem de buradan gidiyorlar. Bir daha onları görmeyeceksin. Niye öyle söyledin? Ne oldu ki? Ya işte Tekin imza atınca gidecekler ya. Abi her gün bunu konuşuyoruz. O iş zor. Parayı bulması neredeyse imkansız. Bulur bulur. Bulacak. Bizim bankayla da görüşmüş. Kredi için. Öyle mi? Tekin'deki hırsı biliyorsun. Bir şekilde o parayı bulacak. Ve ikisi de buradan çekip gidecekler. Sen de böylelikle onları görmek zorunda kalmayacaksın artık. Umarım bir an önce imzayı atıp giderler. Oturabilir miyim? Yani istemezsen ayakta da dururum, problem değil yani. Eşeklik ettim, kusura bakma. Estağfurullah. Bak ya. Bana kırgınken bile kabalaşamıyorsun ya, helal olsun sana. Kabalık ettiğini kabul ediyorsun ya, o da bir şeydir. Yetimhanede çok sevdiğim bir abim vardı. Metin abi.
Herkes bizi itip kakarken o başımızı okşadı. Koruyup kolladı. Bayramlarda bize harçlık verirdi. Parası olmadığı zamanlarda da cebinden çıkarıp şeker verirdi. Bizden en fazla 3-4 yaş büyüktü ama baba sayardık biz onu. Biliyor musun? Benim babam da çok genç yaşta öldü. Tıpatıp Metin abime benzerdi. Neyse. Metin abimin de böyle oltu taşından bir tespihi vardı. Hiç elinden düşürmez. Bir gün koptu mu bu tespih sana? Her bir boncuğu bir yana dağıldı. Bizde tabii bir panik. Sanki dünyanın sonu gelmiş. Çocuklarla böyle boncukları toplamaya çalışıyoruz. Metin abi hiç istifini bozmadı. Durun dedi. Tespih üzüldü. Tespih üzüldü mü? Ne ilginç bir şey. Evet. Tespih kopup dağılınca öyle derlermiş. Yani boncuklar etrafa dağılınca bir boncuklara baktım. Bir kendi hayatıma. Ben daha doğarken tespih üzülmüş be Mine. Öyle yıkık dökük. Sağa sola çarpa çarpa. Kendi yolunu bulmaya çalışarak. Azıcık sevgi görsem. Ne bileyim biri benimle ilgilenmeye falan çalışsa. Şaşırıp kalıyorum. Bilmiyorum ki böyle duyguları hiç. Şaşırıp saçmalıyorum işte. Tespit eksik kalmış, tamamlamışsın. Boşluğu doldurmuşsun. Bugüne kadar bendeki boşluğu nasıl kimse dolduramamışsa artık. Dünyam böyle kral bir hareketi kaldıramadı galiba. Öyle işte. Kusura bakma, uzattım biraz. Ben iyi ile kötüyü bazen karıştırıyor olabilirim. Ama inan iyi biri olmaya çalışıyorum. Başka bir amacım yok yani. Eğer seni kırdıysam... ki kırdım. Özür dilerim. Ya, önemli değil ya, takma kafama. Gerçekten. Oh be, rahatladım ha. Çay içer misin? Demli olsun. Nereye koydu bu tencereleri? Aslı. Sen geç istersen ben yapayım. Senin için şu yakındaki köyden halis mulis organik köy tavuğu aldım. Onu yapacağım. Anne usulü. İşte toparlan bir an önce. Hadi ayağımın altına dolaşma. Çekil şöyle. İyi hadi. Çekildim. Para hazır.
Sıra imzaya geldi. Öyle mi? Levent odasında. Şimdi çık git odamdan. Ne? Çık dedim. Tekindeki hırsı biliyorsun. Bir şekilde o parayı bulacak ve ikisi de buradan çekip gidecekler. Sen de böylelikle onları görmek zorunda kalmayacaksın artık. Bunu istiyor muyum gerçekten? Evet. Levent. Bir kalem alayım. Gördüğün gibi para burada. Nereden buldun bu parayı? Ne yapacaksın nereden buldun? Nereden bulduysan buldum. Hadi şu dosyayı çıkart da imzaları atalım artık ha. Evet, çorbamız hazır. İçine bolca nane de attım. Mideni de atlatır. Zahmet ettin, eline sağlık. E hadi içsene. Ay, midem çok kötü. İçemeyeceğim galiba. Oho, olmaz öyle. Biraz zorla kendini Aslı. Sen mecbursun içmeye. O kadar uğraştım. En azından bir tadına bak. Aç bakayım. İştahım da yok, sonra içeyim. Sonra monru olmaz. Sor, tadı kaçar. Hem o kadar köylere gittim, sana organik tavuklar buldum. Yani insan hatır için içer. Hadi aç bakayım. Ha şöyle. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Böyle karşılıklı duracak mıyız? He? Nerede bu mühim evraklar? Getir de imzalayalım hadi. Dosya hazır değil. Birkaç tane sıkıntı çıktı. Cemil'e verdim, halledecek. Hallolunca imzanı atarsın. Yani şu son dakika gollerinden de gına geldi ha. Neyse sıkıntı halledin. İşimize bakalım gitsin. Sonunda beklediğim an geldi işte. Sonsuza kadar kurtulacağım senden. Çikolatalar harikaydı gerçekten. Teşekkür ederim. Bir de iyi ki varsın. Şimdi bu atacağım imza var ya, imza. Benim. Dolayısıyla da senin
kurtuluşumuzun, şahlanışımızın imzası olacak. Ya? Yani hayatımız öyle bir değişecek, önümüzde öyle kapılar açılacak ki şaşıracaksın. İnanamayacaksın. Niye öyle bakıyorsun? Hı? İnanmıyor musun kocana? Yok, yani inanmamak değil de o kadar parayı nasıl bulduğuna takıldı aklım. Takılmasın karıcığım. Ben tek inancıyım. Yani gel. İstediğim zamanda istediğim kadar parayı bulurum. Yani şöyle bir silkelensem var ya, 5 milyon lira akar buraya. Bulurum yani. Anladın mı? Kolay değil benim gibi büyük bir iş adamı almak. Değil mi Cemil? Evet. Doğru söylüyor. Öyle büyük iş adamı kolay olunmuyor. Ya. Sen ne istedin? Hem bir hayırlı olsun diyeyim dedim, hem de dosyayı almaya geldim. Hayırlı olsun için daha çok erken, daha bir şey imzalamadık ki. Nasıl yani? Nasıl yani ya? Bazı sorunlar varmış. Levent öyle söyledi. Hayır, dosya hazırdı. Teknik bir problem mi varmış? Sana soracaktı, öyle dedi bana. Ha tamam. Levent bana söylemişti. Bir maddeyi değiştirmem gerekiyordu. Şimdi hatırladım. Ben onu halledeyim şimdi. Levent yanına bir geçeyim o zaman. Bak gözünü seveyim. Halledin de hemen imzalayalım şunu. Ellerim kaşınıyor benim. Hadi. Tamam merak etme. Ne oldu? Asıl soruyu ben sana sorayım. Ne oldu? Tekin parayı getirmiş ama dosyayı imzalatmamış. Üstelik dosyada hiçbir sıkıntı yoktu. Ben en ince ayrıntısına kadar çalıştım dosyada. Levent. Ben dosyayı bir kere daha okumak istedim. Sen dosyayı bir kere daha okumak istemedin. Sen dosyayı eğer imzalarsan Meryem'in buradan gideceğini biliyorsun. Bu yüzden de Tekin'e bahaneler uydurdun. İlgisi yok Cemil. Az önce de Tekin parayı bulmuş dediğimde suratın düştü, cevap vermedin bana. Başka yere baktın. Kendine dürüst ol Levent. Meryem'den ayrılma düşüncesi seni mahvediyor. Ondan kopmayı hayal bile edemiyorsun. Hala hazır değilsin onunla vedalaşmaya. Bizi buradan uzaklaştırmak için miydi tüm bunlar? Yani hepsi beni bir daha görmemek için mi? Peki şimdi neden attırmıyorsun o imzayı? Gerçekten benden vazgeçemediğin için mi? Melis'le neden evleniyorsun o zaman? Belki o da benden kopmak için. Ne olacak böyle peki? Biz birbirimizden kopamadıkça hayatın hep tehlikede olacak. Ben seni Tekin'den kurtarmaya çalışırken sen bunu benim yüzümden yapamıyorsun. Söylesene Levent, neden cevap vermiyorsun? Hala Meryem'i seviyorsun değil mi? Evet deme. Ne olur evet deme. Beni sevmen dünyada en çok istediğim şeyken sen buna hayır de. Beni içinden gerçekten söküp atmış ol ne olur.
Nereden çıkarıyorsun ki bunları Cemil? Çünkü seni tanıyorum Levent. Hem de çok iyi tanıyorum. Yaptığın her hareketi, her bakışını çok iyi biliyorum. Ve sen, kalbinin derinliklerinde bir yerde Meryem'e ipince bir umutla bağlısın. Ama bunu kendine bile söyleyemiyorsun. Sen hala Meryem'i seviyorsun. O ipince umudun da sönmesi lazım. Benim seni kendimden tamamen koparmam lazım. Yoksa Tekin durmayacak. Aramızdaki bu bağı madem sen koparamıyorsun, bunu ben yapmak zorundayım. Ben Levent Bey'e çizimlerle ilgili bir şey söyleyecektim de müsait değil galiba. Çünkü seni tanıyorum Levent. Hem de çok iyi tanıyorum. Yaptığın her hareketi, her bakışını çok iyi biliyorum. Ve sen, kalbinin derinliklerinde bir yerde Meryem'e ipince bir umutla bağlısın. Ama bunu kendine bile söyleyemiyorsun. Sen hala Meryem'i seviyorsun. Ne istiyorsun yine? Dosyayı imzalamamıza neden izin vermediniz? İstemiyor musunuz yoksa? Nereden çıktı şimdi bu? Tekin parayı buldu. Biz hazırız. Yani biz imzayı atmak istiyoruz ama siz sürekli engel oluyorsunuz. Neden uzatıyorsunuz bu işi? Yoksa Tekin'in sizden daha çok para kazanacak olması mı sizin canınızı sıkıyor? Niye sürekli bahaneler üretiyorsunuz eksik var diye? Daha çok para kazanmak benim değil, sizin derdiniz. Dosya burada. Cemil halletti sorunu. Tamam. O zaman bir an önce imzaları atalım. Bitsin bu iş. Bence de. Bir an önce bitsin bu iş. Bunu yapmaktan başka çarem yoktu. Affet beni. Affet. Al dosya. Bir an önce imzala da kapansın bu panoğu. Belgemiz bu mu? Sıkıntı giderildi mi? Karıcığım? Kocanı tebrik etmeye mi geldin? Tebrik ederim. Bundan sonra her şey bizim için çok daha iyi olacak. Eminim. Bitti mi? Bitti. Hadi bakalım hepimize hayırlı olsun.
İstemiyor musunuz yoksa? Nereden çıktı şimdi bu? Tekin parayı buldu. Biz hazırız. Yani biz imzayı atmak istiyoruz ama siz sürekli engel oluyorsunuz. Neden uzatıyorsunuz bu işi? Yoksa Tekin'in sizden daha çok para kazanacak olması mı sizin canınızı sıkıyor? Niye sürekli bahaneler üretiyorsunuz eksik var diye? İkinizin de acısına en iyi gelecek çözüm bu olur. Evlenmek. Yaralarınıza birbirinizden başka merhem bulunmaz. Bir kadın için, hele hele anne olmak isteyen bir kadın için evlat kokusundan daha değerli hiçbir şey yok şu dünyada. Ben Melis'in en büyük hayalini elinden aldım değil mi anne? Onun bütün hayallerini yıktım. İşte böyle düşünme diye evlen diyorum oğlum. Ömer var. Artık evladın gibi o senin. Melis de Ömer'i çok seviyor. Evlenin. Ömer'i olmayan çocuklarınızın yerine koyarsınız. Belki yıllar sonra Melis de şimdi benim yaptığım gibi Ömer'in bir eşyasını koklar. Bugünleri acıyla anacağına şükrederek anar. Sen de kendini hayatı zindan etmekten vazgeçmiş olursun böylece. İnanmak istemedik ama Meryem kendi gitmek istedi. Bundan sonra hayatıma bakacağım dedi. Hepimiz çok hayal kırıklığı yaşadık. Meryem'den bunu hiç beklemezdim. Efendim bir tanem. Akşam annem seni yemeğe çağırıyor. Öyle mi? Çok sevindim. Yani hem seni göreceğim diye. Hem de şu kafamızdakileri artık bir konuşalım ha. Yani şu merasim falan nasıl yapacağız bir karar verelim artık. Tamam, akşam konuşuruz. Ama dediğim saatte gel tamam mı? Annem geç kalırsan sonra niye geç kaldı falan der. Zaten bu aralar pamuk ipliğine bağlıyız. Hata yapmamamız gerekiyor. Hiç merak etme. Göreceksin bak, ip üstünde yürüyen cambaz gibi olacağım. Tamam canım, görüşürüz. Çok öpüyorum. Görüşürüz. Oo, saat epey geç olmuş zaten ya. Daha çikolata çiçekten yaptıracağım. Bir şey mi istemiştiniz? Evet. Bir sakıncası yoksa tabii. Estağfurullah. Yatağın üstünde kirlilerim var. Yıkayıp ütüler misin lütfen? Hemen mi? Evet, hemen. Sonuçta elinle yıkayıp kurutmuyorsun değil mi? Tabii öyle de... bugün kirlileri yıkadım da Hülya Hanım. Daha sonra yıkasam olur mu? Biraz rahatsızım da o yüzden. Yoksa hemen yapardım biliyorsunuz. Olur.
Yarın yıkarsın. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Aferin sana. Tam istediğim cevabı verdin. Ayşe, ellerine sağlık kızım. Ne kadar güzel sofra kurmuşsun böyle. Beğendin mi gerçekten anne? Çok beğendim. Değil mi? Vallahi helal olsun Ayşe. Ya sen de çok yardımcı oldun yine. Çok sağ ol her şey için. Rica ederim, ben ne yaptım ki? Siz oturun o zaman. Cemil de gelmek üzeredir. Ben çorbaları hazırlayayım. İyi hadi. Gel İlyacığım. Hülya. Ne oldu sana? Gel, gel. Otur lütfen. Önemli değil canım. Ben kendi içimde halletmeye çalışacağım. Olmaz öyle şey. Ya belli ki canım bir şeye sıkılmış. Hadi anlat, birlikte çözelim. Sıkıldı. Evet. Sana belli etmemeye çalıştım ama başaramadım işte. Aslı'ya bozuldum biraz. Aslı mı? Neden peki? Ondan küçücük bir şey istedim. Üstelik çok da nazik davrandığımı düşünüyorum. Ama o beni tersledi. Ne dedi? Ay şimdi tam hatırlamıyorum ama birden kabalaştı. Ters ters bakmalar, imalı laflar falan. Halbuki ben geldiğimden beri onu korumaya çalışıyorum. Sen onu kovmaya çalışırken bile onun yanındaydım. Niye böyle yapıyor anlamadım. Daha önce böyle bir şey oldu mu yoksa bugünlük bir şey mi? Aslında bugün düşündüm de ben geldiğimden beri bir garip davranıyor. Sanki varlığımdan rahatsız gibi. Hatta sana abartı gelecek ama Aslı sanki benden nefret ediyor Bahadır. Nedenini bilmiyorum ama bunu hissediyorum. Ne yaptım ki ben ona? Anlaşıldı. Hülya'cığım, ben birazdan geliyorum. Peki. Sana şimdiden çok geçmiş olsun Aslı'cığım. Aslı. Buyurun Bahadır Bey. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmışım ki? Hülya'yı neden kırıyorsun? Bugün senden ufacık bir şey istemiş. Terslemişsin karımı. Hayır. Hayır, öyle bir şey olmadı. Hülya Hanım size ne anlattı bilmiyorum ama yanlış aktarmış. Ha bir de onu yalancı konumuna mı düşürüyorsun? Senin neler yapabileceğini bilmediğimi mi sanıyorsun? Bir daha sakın ama sakın karıma öyle davranma. Duydun mu? Ben... Yerini bileceksin. Bu evin hanımına doğru düzgün davranacaksın. O ne isterse onu yapacaksın. Anladın mı? Ben Hülya Hanım'ı üzecek hiçbir şey yapmadım. Sadece biraz rahatsız olduğumu söyledim, o kadar. Hala inkar ediyorsun. Hala yalan söylemeye devam ediyorsun. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisini sen düşün. Sakın. Sakın ağlama. Bahadır Bey,
Ne oluyor? Konuşuyoruz, görmüyor musun? Böldüysem kusura bakmayın. Ama Aslı bu aralar hasta. Yani bir şey isteyecekseniz benden isteyin diyecektim. Hastaysa hastaneye gidecek. Gittik zaten. Doktor istirahat etsin dedi. Yanlış anlamayın ama o bu durumdayken daha fazla üstüne gitmeseniz iyi olur. Eğer acil bir isteğiniz olursa ben seve seve yaparım. Hareketlerine dikkat edeceksin. Karıma doğru düzgün davranacaksın. Aslı. Tamam artık, canını sıkma. Hastasın zaten. Beni Bahadır Bey'e karşı savunduğun için sağ ol Yaşar. Ben de bir çay alayım kendime. Merak etme Bahadır. Artık ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Nerede kaldı kızım bu? Hani gelmek üzere diyordun. Boşu boşuna oturduk bekliyoruz burada. Ya trafiğe takılmıştır belki Safiye abla. Evet, trafiğe takılmıştır anne. Yoldadır, geliyordur. Trafik varsa zamanında çıksın canım. Bir ara bakayım neredeymiş. Şuna bak, çorbalarda buz kesti. Üf, hiç oturmasaydık keşke. Kapı. Geldin işte. Ay çok şükür. Senin ne işin var burada? Levent. Hoş geldin oğlum. Nasılsın? Melis nerede anne? Odasında. Teşekkür ederim. Meryem, diyorum ki şu imzanın şerefine çıkıp dışarıda ufak bir kutlama mı yapsak? Ha? Hadi git üzerine bir şeyler giy. Yemeğin üzerine bir şeyler içelim. Ne dersin? Sonra çıksak olur mu? Çok yorgunum. Haklısın. Düşünemedim. Neyse. Biz de evimizde çıkarırız keyfini. Hı? Parayı bulamayacağım sandılar. Beni hafife almak bu dünyada yapabilecekleri en büyük hataydı. Onu da yaptılar. Levent'in masasının üzerine o çantayı koyduğumda Levent'in yüzünü görmeliydi. Şu şöminedeki kül var ya, işte o Levent'in yüzünün yanında gökkuşağı gibi kalır. Kendine dürüst ol Levent. Meryem'den ayrılma düşüncesi seni mahvediyor. Ondan kopmayı hayal bile edemiyorsun. Hala hazır değilsin onunla vedalaşmaya. Söylesene Levent, neden cevap vermiyorsun? Hala Meryem'i seviyorsun, değil mi? Ben çok yorgunum. Odaya çıkıp biraz dinleneyim. Olur olur. Hadi git dinle. İkimiz için de uzun ama güzel bir gün oldu.
bitti. Her şey bitti artık. Levent'i bugün sonsuza kadar kaybettim. Allah'ım sen bana yardım et. Sen bana dayanma gücü ver. Canımdan can kopararak bile isteye benden gitsin diye kaybettim. Levent mutlu olsun artık. Beni unutsun. Hayatına devam etsin. Melis'le mutlu olsunlar. Başka hiçbir isteğim yok. Zaten ben bunca şeye o mutlu olsun diye katlanıyorum. Yolun açık olsun Levent. Ne olursa olsun. Bundan sonra da seni aynı aşkla seveceğim. Levent. Ne oldu? Niye susuyorsun? Levent, bak korkutma beni. Sana binlerce defa söyledim. O kazada senin hiçbir suçun yok. Melis, benimle evlenir misin? Bir yanım acı. Yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak. Neredesin anne? Dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden. Değişsin yaşamam. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir